Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023 yılını bitirmek üzereyiz. Umarım gelecek için başladığımız bu yolda 2024-2023'ten kat ve kat daha iyi olur. 2025'te 2024'ten daha iyi olsun. Böyle katlanarak gitsin. Tabu bu benim dileğim sizler için. Piyasa ne yazık ki böyle değil. Ancak piyasa durmaz. Para her zaman el değiştirir, yer değiştirir. Nerede olduğunu bilirsek aslında bu dileğim gerçek olabilir. İşte ben de sizlerle birlikte bunları öğrenmeye, bildiklerimde size aktarmaya çalışıyorum. Para neredeyse biz de oradayız. Ama bu işin özü her zaman yatırımdır. Bunu sakın unutmayın. Durmadan yatırım. istikrarlı bir şekilde yatırım. Hedefe ulaşmak için. Hedef vermezsek bu iş olmaz. Daha doğrusu tatmin olma duygumuzu kaybederiz. Hedef olacak, o hedefe ulaşacağız. Ve sonraki hedef için devam edeceğiz bir mutlu olacağız yani. Ulaştım, ilk hedefimi yaptım, ilk 100 bin liramı kazandım, ilk 1 milyon liramı kazandım diye hedeflerimiz olması lazım. Benim de hedeflerimden bir tanesi temettü yatırımı. Yani temettü yatırımıyla bir nakit akışı sağlamak. Bugün sizlere 8 şirketlik bir temettü portföyü hazırladım. Hepsi en kaliteli şirketlerden. Soruyorsunuz yani işte hangi şirket olsun, nasıl başlayayım, şu şirket nasıl, bu şirket nasıl onları unutun. Bu, iz, bu videoyu izleyin, bu şirketlere bakın, inceleyin, kendinize bir portföy çıkartın. Yatırımın özü bu. Şimdi aynı zamanda şöyle bir şey de var. Bunu da söyleyeyim. Mükemmel veriler paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Gerçekten çok tatlı veriler. Bunun nasıl olması gerektiği, aslında ne kadar kolay bir şey olduğunu verilerle göstereceğim size. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz zaten. Şimdi amacımız şu. Aylık 2 asgari ücret almak. Asgari ücret almak. 34.000 TL yapıyor. 17.000 oldu biliyorsunuz yeni asgari ücretimiz. Ee, ben 35.000 TL düz yaptım. Bunun için yıllık almamız gereken temettü miktarı o zaman 35.000 çarpı 12'den 420.000 TL yıllık almamız gereken temettü. Hedefimiz bu olacak. Vereceğim şirketlerden eşit temettü almak için ne kadar lot almamız lazım? Ne kadar çok para, ne kadar para yatırmamız lazım? bugün onlara bakacağız. ben bir tablo hazırladım. Sizle böyle yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi ilk şirketimiz Enerjisa. Biliyorsunuz zaten elektrik dağıtım ve şarj istasyonları yapıyorlar elektrikli araçlar için. devletten de çok güzel teşvikler alıyorlar şu an fiyatı güncel fiyatı 45 85 45 lira 85 kuruş 2023 yılı toplam karının ben 18 milyar olacağını düşünüyorum zaten 3 çeyreği verdiler ben son çeyreği tahminde bulundum 18 milyarlık bir kar olacağını düşünüyorum ödenmiş sermayesi zaten 1 milyar 181 milyon hisse başına karı nasıl buluyoruz toplam karımızı ödenmiş sermayeye bölüyoruz oradan çıkan sonuç 15 lira 24 kuruş toplam kar yani hisse başına kar pardon Temettü dağıtma oranına baktığımızda genelde %30 e, civarında olacağını e, tahmin ediyorum. En son verilere göre öyle olmuş. E, para biraz kıymetli olacağı için bu dönemlerde çok fazla dağıtmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Çok e, minimum aldım. Son dağıtım oranlarına göre aldım diyebilirim. E, o zaman temettü ne oluyor? 4 lira 57 kuruşluk bir temettü verecek demektir bize 2024 yılında. E, i̇stediğimiz temettü 8 şirketin e, ortalaması olarak 420 bin lira olduğu için her şirketten 52 bin liralık bir temettü almamız gerekiyor. O zaman da lot sayısı temettü 4.7 e, lirayı sayar. 52.500 lirayı 4.57'ye bölersek 11.483 lot almamız gerekiyor ki Enerjistadan e, 52.500 liralık bir temettü versin bize. Onun da e, yatırılması gereken parada güncel fiyatıyla lot sayısını çarptığımızda 526.477 lira yapıyor e, ee, için böyle. Şimdi diğer şirketimize geçelim. Türk Traktör. O da e, 8 milyarlık bir kar bekliyoruz ondan da. E, dediğim gibi 3 çeyrekleri zaten verdiler. Biz son çeyreği tahmin ediyoruz. Ödenmiş sermayesi 100 milyon. Hisse başına kar da 79 lira 95 kuruş oluyor. Temettü dağıtma oranı yüksektir. %70 son temettü oranını aldım. Dağıtma oranını aldım. O zaman 55 liralık bir temettü olacağız demektir. 55.96 o zaman da 52.500 liralık bir e, temettü almamız için almamız için 938 lot almamız gerekiyor Türk Traktör'den. Onun da toplam bedeli 632 bin lira yapıyor. Ee, sonraki şirketimiz Vestel Beyaz Eşya. Ee, güncel fiyatı 15 lira 25 kuruş. 5 milyarlık bir kar bekleniyor. Ee, bunlar benim tahminim tabii son çeyreği ben tahmin ettiğim için. Ee, ama İş yatırım da temettü tahminlerini paylaşmış. Ben onu Instagram'dan paylaşmıştım. Hemen hemen aynı veriler. Ee, oradan da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Vestel Beyaz Eşya için ödenmiş sermayesi 1 milyar 600 milyonmuş. ,000 Hisse başına karda 3 lira 13 kuruş yapacak. Dağıtma oranı %25. Karının %25'ini dağıtacağını düşünüyoruz. O zaman da 78 kuruşluk bir temettü verecek demektir. Almamız gereken lot sayısı da 67 bin 200 lot. O da 1 milyon lira para yapıyor. Sonraki şirketimiz Forta Tek tek saymayayım isterseniz. Hemen böyle hızlıca geçelim. Ben size göstereyim. Forta Tosa'nın içinde... E, hisse başına karımız 99 lira olacakmış. 752 lot almamız gerekiyormuş. 563 bin liralık bir e, Ford hissesi alırsak 52.500 liralık istenilen temettüye ulaşıyoruz. Daha sonra Tüpraş var, İşmen var, Aksa var ve Şişe var. E, bu şirketler kaliteli güzel şirketler, temettü veren şirketler. E, hepsine baktığımızda şöyle dediğim gibi tek tek saymayacağım. 420 bin liralık temettü olabilmek için bu şirketlere eşit miktarda temettü olabilmek için hepsinden 11 milyon 570 bin lira para yatırmamız lazım. <laughs> şimdi bir abi nasıl olacak o ya şimdi saçmaladın iyice 11 milyonu kim buldu da biz yatıracağız falan dediğinizi duyuyorum biliyorum. Aynı şeyi ben de söylüyorum zaten şu an 11 milyon param olsa bir kere de yatırmam. Bu bir gerçek. Ee, onun da anlatacağım nasıl olduğunu yani nasıl olması gerektiğini anlatacağım size. Şimdi burada dikkat ederseniz çok düşük dağıtma oranları ve temettü verimi çok düşük şirketler var. İki tane Aksa ve Şişe. Şişe Bunlar artık büyüme hissesi oldular. Şişe'de da. Aksa güzel temettü veriyordu ama artık daha çok yatırım odaklı gittiği için biraz daha az temettü vermeye başladı. Bu iki şirketi çıkarttığımızda ve oradaki gelen parayı da 7 milyon civarı para yapıyor bakın yatırılması gereken para. Zaten çoğunu o o iki şirket yiyor. 7 milyonu da diğer şirketlerimize yayarsak daha doğrusu 420 bin lira temettüyü diğer şirketlere eklersek şöyle bir şey oluyor. Bakın onu da aşağıda hemen şimdi paylaşıyorum. Hepsinden 70 bin lira temettü almamız gerekiyor o zaman. O iki şirketin karını yani alınan temettüleri diğer şirketlere aktardım. O zaman da toplam yatırmamız gereken para 5 milyon 626 bin lira oldu. Bakın yani hani şirket seçimi de Verim olarak çok önemli. Yani bu şirketler kötü şirketler demiyorum Aksa ve Şişe. Onlar büyüme odaklı. Onu da ayrı bir şekilde değerlendirebilirsiniz ama temüttü odaklı gidecekseniz bunlar daha önemli. Yani bu 6 şirket 5 milyon 626 bin lira yatırım yapıldığında 420 bin lira temettü alabiliyoruz. 2024 yılında. Verimi %7 yapıyor. Diğer Aksa ve Şişe'yi de eklersek eğer %4'e düşüyor bir anda. Neredeyse 2 katına yakın bir fark var. Diyebilirim. Şimdi Bunları bir kerede zaten yatırmamız mümkün değil. Öyle paralarımız yok. Biz uzun vade, yani nasıl söyleyeyim, e, istikrarlı bir şekilde bir para yatırdığımızda şirketlerin büyüme oranlarında hesaba kattığımızda acayip yerlere gelecek. Çok net söylüyorum. Şimdi zaten göreceksiniz. Şirketlerin büyüme oranı, bileşik yıllık büyüme oranı. Bunu da zaten ben YouTube'da anlattım nasıl hesaplandığını. Şimdi onu da ben ekrana koyayım. Ee, onu da izlerseniz anlayacaksınız şirketler nasıl hesaplıyor yıllık büyüme oranları falan. Ee, ben şimdi orada bunu anlatmayacağım. Orada anlattım zaten incelersiniz. Ben bu şirketlerin bileşik yıllık büyüme oranlarına baktım. 10 yıllık olarak hepsine tek tek ve ortalamasının yüzde %40 olduğunu gördüm. Yani ortalama olarak işte enerjisi mesela yüzde %60 büyüyordur. Ee, Türk Traktör yüzde %30 büyüyordur. Ford Otosan yüzde %50 büyüyordur falan ama ortalaması yüzde %40 yıllık olarak. 10 yıllık baktığımda. Şimdi bileşik yıllık büyüme oranı ee, yıllık bileşik büyüme oranı e, bu şekilde olduğunda yüzde 40 olduğunda e, bir hesap var. Hesaplama yapabileceğimiz bir site var. Onu size paylaşacağım. E, yabancı bir site, dolar bazlı çalışıyor ama biz bunu Türk lirası olarak düşünebiliriz. E, çok net bir şekilde hesapladığı için burayı tercih ettim. Şimdi ilk olarak mesela biz 11,5 milyon tabii ki yatıramayız. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. İlk yatırım maliyetimiz 100 bin lira olsun diyelim. Burada 100 bin dolar yazıyor ama dediğim gibi 100 bin olarak düşünün siz. Ve aylık olarak 2000 lira yatırıyoruz ve bunu 12 yıl boyunca yapıyoruz. Büyüme oranımızda şirketlerimizin büyüme oranında o 8 şirketin yıllık büyüme oranında %40 ortalama. Her yıl %40 büyüyorlar. Bu demek değil ki her yıl %40 eşit bir şekilde büyüyor. Onu zaten o videoda anlattım ben. Onu mutlaka izleyin. CAGR eee baş harfleriyle oluşan bileşik yıllık büyüme oranı hesaplama onu anlattım. Oradan bakabilirsiniz. %40 ve yıllık olarak bakıyoruz bu işe de. Hesapladığımızda 100 bin lira yatırıyoruz. Her ayda 2 bin lira veriyoruz. 12 yılın sonunda 9 milyon paramız oluyor. Sadece 12 yılda. Ve aylık sadece 2 bin lira yatırıyoruz. Hiçbir şekilde arttırmıyoruz. Maaşımız artıyor. Her şey artıyor ama biz sabit olarak 2 bin lira devam ediyoruz. 9 bin lira zaten paramız oldu. Bunu aylık 3 bin lira olarak bakalım. Her şey aynı. 100 bin lira yatırdık. 12 yıl boyunca devam ediyoruz. %40 büyüme oranımız var. Ee, o zaman ne oluyor? 10 milyon oluyor. 3 bin lira yatırdığımızda. Bir de her şey aynı. 100 bin lira ilk yatırım maliyetimizi yapıyoruz. 100 bin lira şirketlerimize yatırdık. 3 bin lira aylık olarak devam ediyoruz. Ve bunu 15 yıl boyunca yapıyoruz. Bakın 12 yıldan 15'e çıktık sadece. Ne oluyor? Bakın 29 milyon lira para yapıyor. Sadece 3 yılda. Bileşik büyümenin o yani kar topu etkisinin nasıl bir şey olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Yani anlayabiliyorsunuz daha doğrusu. Nereden nereye? 10 milyondan 29 milyona çıktı. Bir de farklı farklı hesaplar yaptım. Atıyorum mesela işte 200 bin lira ilk yatırım maliyetimiz var. İlk yatırdık 200 bin lira sonra her ay 5 bin lira yatırdığımızı düşünelim dedim. 10 yıllık bir sürede ve %40 tekrardan büyüme oranıyla 9 milyonluk bir 10 milyon diyelim artık üzerine 10 milyonluk bir portföyümüz oluyor 10 yılda. Sadece 10 yılda. Her ay 5 bin lira yatıyoruz ve ilk yatırımımız, yatırdığımız para da 200 bin lira. Şimdi daha ilginç bir şey gelecek. 200 bin lira yatırıyoruz. Her ay 5 bin lira veriyoruz. Az önce 10 yıldı. 15 yıla çıkarttırdığımız çıkardığımızda %40 e, bileşik büyüme oranıyla 54 milyon paramız oluyor. Yani bakar mısınız büyümeye? Sadece 3 yıl nasıl değiştiriyor? Bunu yani yapabilmek mümkün. Ve bunu böyle maaşlarımızdan arttırdığımız şekilde her ay böyle belli bir oranda arttır arttır. Sabit de değil. Bakın 5, 5 bin lira 15 yıl boyunca sabit bir şekilde yatırdığımızda oluyor bu. Yani biz bunu mesela ilk yıl 5 bin, ikinci yıl 6 bin, üçüncü yıl işte 6 bin 500 yaptığımızda oranlar daha başka yerlere gidecek bir de şöyle bir şey yaptım 200 bin lira yatırdık şirketlerimize sonra da her ay bin lira verdik 15 yıl boyunca devam ettik buna da yüzde 40 büyüme oranıyla da 35 milyon paramız oluyor bizim yani bu da son zaten görselimizde, grafiğimizde, verimizde bu şekilde baktığınızda olaya aslında ne kadar kolay değil mi yani her ay bin lira yatıracağız ve 15 yıllık bir sürede bunu çok büyütmeyin arkadaşlar yani hani 15 yıl kim yapacak falan yani biz 40 yıl çalışıyoruz emekli olabilmek için. 65 yaşında emekli olmak için 40 yıl çalışacaksınız. Bunun hayalini kuruyorsunuz ama 15 yıl sonra şöyle bir özgürlüğün hayalini kurmuyorsunuz. Kurmalısınız. Çok net bir şekilde söylüyorum size. Mümkün. Bu şirketlerle mümkün. Bu şirketleri araştırın, inceleyin. E, siz karar verin. Tabii ki bu şirketler direkt bir yatırım tavsiyesi olarak size söylemiyorum ama bunlar kaliteli şirketler. Benim araştırdığım, sevdiğim şirketler. E, yatırımlarım da var zaten bu şirketlerin çoğunda. Siz de kendi kararınızı kendiniz vererek geleceğinize yatırım yapmaya hemen başlamanız lazım. 2024 yılı eğer başlamadıysa sizin için bir başlangıç olsun. 10 yıl sonra 2024 değil de 2034 yılında ya da işte 15 yıl sonra 2039 yılında bu işi çözün. Mümkündür. Veriler buradadır. Şirketler orada çalışıyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar ve sizin yatırım yapmanızı bekliyorlar. Hepsi bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım... Verimli, güzel, beğendiğiniz bir içerik olmuştur, video olmuştur. Karşınızda şu an iki tane farklı bir video var. Onları da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar dilerim.